AK Parti Manisa Milletvekili şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 2002'deki asgari ücrete 1707 yumurta alınırken şimdiki asgari ücrete de 4375 yumurta alabiliriz. Yani halk geçinebilir diye bir açıklama yaptı. Yani bir aile bir ay boyunca 4375 yumurta yiyebilir. Bunu böyle bir eşeğe söyleseler gene inanmaz ya. Böyle şey mi olur ya? Vicdan var, merhamet var ya. Ya hala bak ya, sen bir şey alamıyorsun ya. Millet perişandır arkadaş ya. Yani kimi kandırıyorlar yani? Artık milleti kandıramazlar ha. Vicdan var ya, vicdan merhamet var ya. Millet açtır ya, perişandır ya. Ev kirası var, hala elektriğe bak, hala suya bak, hala şeye bak. Yani bu böyle yürümez yani. Allah yardım etsin, ne yapalım? Bu saçmalıktır. Kendisi de biliyor. Yani milletten alay geçiyor bir nevi. Hı hı. Yani böyle milletvekili mi oluyor? Ne diyeceksin ona? Aptal insan, aptaldır. Bence o milletvekili değil, o aptal o insan. Ben 5 yıldır emekliyim, 1 milyon 600 lira maaş alıyorum. Şimdi bir yumurtayla neyine hesaplanırsın yapacak bir milletvekili? Kendileri ceplerini dolduruyor, yiyorlar, garibanlar bitiyor. Ya bu milletvekillerin söylediklerine karnımız toktur. Çok gelen geçmiş. Onlar söylerse söylemezse bize heçtir. Şimdi biz iyi olsak Allah iyi bir adamı üzerimize gönderir. Kötü olduğumuz için tabii kötü insan gelecek bizi yönetecek. Fakat yine şimdiki cumhurbaşkanımız olsun, milletvekilimiz olsun, başkanlarımız, bütün milletvekili benim için aynıdır. Hiçbirisini ne tanıyorum ne seviyorum. Hizmet yapmayan bir insan babamın oğlu da olsa diyorum. Biz milletvekili de 40 milyon maaş almıyoruz. Emekli insanız. Bizim için ha 1 milyon aldık ha 10 milyon aldık. Bizi tedmin eder. Onlar kendi kendine düşünsene. 550-650 milletvekili aç kalıyor, tok kalıyor. O bizim sorunumuza göre. Dünyayı onlara verse onları açtır. Çünkü bizim sırtımızdan herkes yiyor. Fakat bir kuruş kimseye vermiyor. Bu milletvekillerimiz... Ya 1 milyon 600 milyon 400 200 milyon lira telefon parası veriyor. Bu adamı sen daha nasıl milletvekili edeceksin? Nereye kadar milletvekili yapacaksın? Ben buna çok karşıyım fakat benim gücüm ona yetmiyor. Gerçekten asgari ücreti sadece yumurta üzerinden değerlendirmek ne kadar mantıklı? Çok pasif. Çok pasif bir yorum yani. Yani bunu böyle yapması, yani şöyle gelişi güzel spontane bir soru olarak söylemiştir yani. Yoksa gerektiği kadarıyla düşünememiş yani. Eğer düşünseydi, yüreğinden konuşsaydı bu cümleyi kurmazdı. Katılmıyorum ona yani. Çok yanlış düşünüyor. Çok samimi ise gelip bir aylık o maaşla geçsin. Geçsin bak yani bir vatandaş olarak bunu ondan istiyorum. Gelsin bir aylık o maaşla geçsin. Ben engelli bir vatandaşım. Devletin bana verdiği 673 lira parayla geçinim. Geçinemiyorum. Çalışamıyorum. Mobilya imalat ustasıyım. İşimi yapamıyorum. Nasıl oluyor da asgari ücretli adam geçinebiliyor? Geçinemiyor. Millet aç, perişan. Tamam, enflasyon tek haneye düşmüş. Ama alım gücü olmadı mı, işsizlik oldu mu ne yapacaksın? İstersen 5000 yumurta al. Ben alamadıktan sonra... Ne farkı var? Ne farkı var? Yani değişen bir şey var mı sizce? O lafı söyleyen bir insan, hele bir askeri ücretle 3 ay yaşasın ben onu göreyim. Sadece geçinmek yumurtayla mıdır? Yumurta her şeyi bitiriyorsa tamam. Sadece insan hayatında yumurta mı var? Yani enflasyonla ilgili konuşan insanlar gelsinler pazara, enflasyonun kaç olduğunu görsünler. %45-50'den aşağı değil enflasyon. Hepsi hikaye, yalandır. Ya aslında şöyle düşünmek lazım. Tabii eskiye baktığın zaman evet, asgari ücret 700 lira civarındaydı benim hatırladığım kadarıyla. O zamanlarki 700 lirayla alım gücü şu anki arasında dağlar kadar fark var yani. Şu an her ne kadar maaş arttıysa da insanların bugün sokakta bir yumurta bile fiyatı daha pahalı olmuş yani diğer eşyalara nazaran. Yani öyle bir kıyaslamaya gidecek olursak hani işin içine çıkamayız. Yani bu günü kurtarmaya ilişkin bir açıklamadır. Yani bu tür şeyler siyasilerin böyle gündemi değiştirmek için ya da bazıları gerçekten sırf kasıtlı olarak gündem yaratmak için söyledikleri şeylerdir. Yani tahammüle katılmıyorum, desteklemiyorum da ya bu şekilde yani. Hocam ekonomiyle ilgili bir sorumuz olacaktı da. Ekonomi kalmış Türkiye'de. AK Parti Manisa Milletvekili şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 2002 yılında... Ben onu dinledim. Hı-hı. Türkiye'de yoksul insan yokmuş. Hı-hı. Türkiye'nin %80'i yoksuldur. Hı-hı. Öyle değil mi? Hı-hı.
Bundan başka diyeceğim bir şey yok. Bir de şöyle bir hesaplama yaptı. Dedi ki 2002 yılındaki asgari ücrete 1707 yumurta alınırken şimdiki asgari ücrete 4375 yumurta alınır. Adamın biri de orada ona sordu. O zamanki parayla kaç tane çeyrek geliyordu? Bugünkü parayla kaç tane çeyrek geliyor? Öyle değil mi? Bir de onu hesaplasın. Kiraları hesaplasın. Doğal gaza gelen zamı hesaplasın. Elektriğe gelen zamı hesaplasın. Ona göre. Ya ben katılmıyorum. Önce insan olmak lazım. Çok teşekkür ediyorum.